için hepimize teşekkür ederiz. Hoş geldin güzel babam. Bugün en mutlu gün. Okuyup yazdığım gün. Dün kitaplar yüzüme alay edip bakardı. Harfler eğlenir bizde dudak büküp kaçardı. Bugün hepsi arkadaş okuma kitaplarım. En hakiki birer dost sevgili arkadaşlar. Sokakta gelirsiz oldu. Bildin sen de ne güzel yapalım. Çayır dost kaynana. Başımda bit kaynana. Bir dolun yan yana sen çayır kaynana. Benim adım Türkçedir. Yardımcıyım her derse. Herkes kız okuyor, yazar. Eğer beni seversen. Ben matematiğim, sayılar ne temelim, düşünüp hesaplama öğretmek dilemedim. Hayat bilgisi, hayat bilgisiyim ben. Kazanır beni sever, çalışıp çabalarsa bilgi alır her şeyden. Şarkılar, türkülerle zihnimizi açarım, iyi güzel yerlerle dönebilsek. Benim adım da resim, doğayı sevdiririm, duygu, düşünce, renklerle belirtirim. Beden eğitimi mutluluk sağlığı, isteyen beni sever, oyunları, sporu çalış, çok iyi becer. Bir bütün hedefimiz sizleri çok severiz, yaralı bilgilerle sizi mutlu ederiz. Biz esnafı toplantısına hoş geldiniz. Şimdi sırayla gelip çocuklarınızın durumunu sorabilirsiniz. Evet, siz buyurun önce. Hocam, ben Hatice'nin babasıyım. Aa, demek siz Hatice'nin babasınız ha? Kızınız derslerle hep konuşuyor efendim. Ah hocam, siz bir de annesini görseniz evlendiğim günden beri daha hiç susmadı. Hocam, ben Cihan'ın babası. Ha, şu kopyası ya, beyefendi çocuğunuz hep kopya çekiyor. Hocam, benim asla oğlum kopya çekmez. Arkadaşı sorduğum bir sorunun cevap kısmına bilmiyorum diye yazmış. Ziya, ben de bilmiyorum diye yazmış. Allah Allah. Hocam, bizim görüşüm nasıl? Kızınız çok yalan söylüyor. Benim kızım yalan söylemez. Bakın beyefendi, geçen gün bana telefon geldi. Telefonun ses, hocam Gülsün çok hasta, yarın okula gelemeyecek dedi. Ben de peki gelmesin ama siz kimsiniz diye sorunca telefondaki ses ne dese beğenirsiniz. Şey, ben babama öğretmenim. Hocam, biz Emine'nin anne ve babasıyız. Bey, görüyor musun? Kızım zekasını benden almış. Ondan hiç şüphem yok çünkü benim zekam yerinde duruyor. Şeymiş diyorsun? Uzak yollardan geldim, yorgunum ve çok susadım. Sumiş diyorsun amca? Çok zekisin küçük çocuk. Soğuk ayran var, getireyim mi? Olur. Öğretmen, ben öğretmen olacağım, geleceği kuracağım, çocuklarımı okutup yurda ışık saçacağım, okumaya yazmaya az zaman alıştım. Milliyet, Hürriyet, sabah taze haberlerim var. Kim nerede ne yapmış ne güzel anlatırlar. Artık okul sevgisi içimize dolacak. Karnelerimizin notları hep pek iyi olacak. Tatlı tuzlu elimde, paracığım cebimde, çok müşteri gelince olur keyfim yerinde. Avukatım annenin, nedir sizin derdin? Dosya var çok büyük, nasıl halledeceğim? Ben subay olacağım, yurduma kuracağım, yurduma göz tükenin hepsini vuracağım. Doktor oldum bendeniz. Hasta, sağlam geliniz. Lütfen çok ucuzdur. En az 50 TL'ye veriniz. Memur. Ahmet'e bekleyin. Bana bekleyin. 2500 var. Ahmet'e kaçmıyor. İşçiliğim ileri.
hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Eyvallah. Nedir şikayetiniz? Anlamadım. Rahatsızlığınız nedir? Beni taklit ediyor. Kim taklit ediyor? O. Anlatamıyorum galiba. Kim kimi taklit ediyor? O beni. Beyefendi, neden anlamak istemiyorsunuz? Kim kimi taklit ediyor diyorum. Doktor bey, bakın çok basit. Bu herif beni taklit etmeye başladı. Hala daha devam ediyor. Allah Allah. Peki bu herif sizi ilk olarak nasıl taklit etmeye başladı? Bir partideydim. Yanıma yaklaştı ve beni taklit etmeye başladı. Konuşmanızı mı, el hareketlerinizi mi? Her şeyi. Çok. Çok yaşa. Sen de gel. Adınız nedir? Kamil. Nasıl yani? Adaş mısınız? Hayır. Bu herif kimdir, nedir, nerededir umurumda değil. Ama şu an bizde kalıyor. Peki hiç adını sormayı denediniz mi? Defalarca. Ama konuşmuyor ki. Bakın şimdi. Birader, ismin de senin. Bakın, mal gibi bakıyor. Anlaşılan bu iş böyle olmayacak. Başka bir şey denemem lazım. Ne yapsak? Evet, buldum. Farklı bir metot deneyeceğim. Kısa ama etkili. Son teknoloji zaten. Ben icat ettim. O zaman... Oynama oğlum. Beyefendi, bu hastalığın adı Classicus Tacitus. Onu yapıyorsa ben de onu yapıyoruz hastalığı. Anlayamadım. Yani sizin taklidiniz. Anladım. Yani sizin imitasyonunuz. Anladım. Yani sizin çakmanız. Anladım. Yani sizin yan sanayiniz. Anladım. Yani sizin kolpanız. Anladık da anladık. Kötü bir şey mi var, onu söyle. Yok efendim, olur mu şöyle? Şöyle anlatayım. Bu hastalık, yani karşıdan bakıyorum da biraz komik gösteriyor sizi. Daha doğrusu biz ona sempatik diyelim. Şöyle bakıyorum da çok güzel bir çift olmuşsunuz bence. Ay şapşik. Evet, bahsettiğim tam olarak böyle bir şeydi. Şöyle anlatayım. Bu hastalık iki şekilde karşımıza çıkıyor. Çoklu taklit, ikili taklit. Çoklu olana pek sık rastlamıyoruz. Genelde ikili olarak karşımıza çıkıyor. Peki bizimkisi hangisi? Çoklu mu, ikili mi? Tabii ki ikili efendim. Zaten çoklu olan en son 200 yıl filan önce Avustralya'da görmüştük. Hem zaten sizinkisi çoklu olsaydı şimdiye kadar çoktan bulaşmış olurdu. Ne oluyor doktor? Sanırım çoklu bir taklit hastalığıyla karşı karşıyayız. Aman Allah, ne olacak şimdi? Sakin olun. Soğuk kanlığımızı koruyalım. Eyvah! Şimdi sizi taklit etmeye başladı. Ya başkalarına da bulaşırsa? Endişelenmeyin. Hastalığın ilk evresindeyiz. Sorma cevap verin. Kaç gündür berabersiniz? Bu nasıl soru doktor? Sevgili falan değiliz biz. Ulan salak herif, onu sormuyorum. Kaç gündür seni taklit ediyor? Ha, o mu? 5 gün falan. Ne? Neden daha önce gelmedin? Ne bileyim, bırak ve gider dedim. Nereden bileyim bu kadar bir yanımda duracağını? Hep benim suçum, hep. Hayır, benim. Bye.
Of! Ben hazırım. Çalın! Yine benim için yeni minik kalpler, yeni yürekler. Umarım onları sizlerin bana emanetini en güzel şekilde işleyip yine sizlere teslim edeceğim. Bu sefer okumak istiyorum önümdeki bekleyiniz varsa. Bütün enerjisini, emeğini, umudunu, mesleğini adamış bir öğretmen olmaktan gurur duyarak karşınızdayım. Her çocuk benim için yeni bir heyecan, yeni bir başlangıçtır. Her çocuk geçmişin yorgunluğunu örten, yeni hedeflere yol açan bir umuttur. Her çocuk benim için yaşam sevincidir. Bir sonraki adım için tatlı bir telaş ve mutlu sonun kahramanlarıdır her biri. Bugün de mutlu bir sonun başlangıcıdır. Gelecekteki büyük başarılarının ilk adımıdır. Okumanın, yazmanın, her türlü beceriyle donanmanın ve tüm bu birikimleri göstermenin ilk mutluluğudur. Çocuklarımın telaşı, sizlerin heyecanı ve benim gururum bambaşkadır bugün. Bayramdır bugün. Küçük ellerin, minik yüreklerin bana güvenerek, inanarak, sevgiyle elinden tutup ilk zafere imza attığımız gündür bugün. Bugünümüz ve bundan sonraki her günümüzün sevgili yavrularımız için, çocuklarının başarı için her türlü desteği verecek olan siz velilerimiz için hayırlı olmasın diliyorum. Birinci, içimizde okuma bayramının sevinci.
artık okul sevgisi içinde dolayacak. Karnelerimizin notları hep pek iyi olacak. Okuyoruz bu gibi kitabı.